Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere görmüş olduğunuz bu küçük keçeyi kullanarak katmerli gül yapımını anlatacağım. Keçeden gül yapımı yapacağız arkadaşlar. Her türlü süslemelerinizde, aksesuarlarınızda kullanabileceğiniz çok işlevsel bir model olacak. Öncelikle hemen şöyle göstereceğim, 10-12 santim kadar genişliği bir karemiz var arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunu yuvarlak hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü yuvarlak bir keçe gerekiyor bize öncelikle. Çok simetrik olmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle tam köşeden başlayıp yuvarlak halde çıkaracağım. Dediğim gibi çok simetrik bir yuvarlak olmasına gerek yok arkadaşlar. Zaten bu kısmını da keseceğimiz için şöyle aşağı yukarı yuvarlığa yakın bir modelimiz oldu. Biraz daha keserek iyice toparladıktan sonra çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. Şimdi yapmamız gereken sarmal halde keseceğiz arkadaşlar. Şu şekilde hiç makasımızı çekmeden ilk önce şöyle biraz içe doğru girdim. Daha büyük bir çiçek isterseniz yuvarlak kısmı biraz daha büyük tutabilirsiniz arkadaşlar. İlk de kestiğimiz yuvarlağı yani. Kısma kadar geldikten sonra yine tekrar iç kısma geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sarmal halde bir kesim yapacağım. Orta kısımdaki keçe bitinceye kadar böyle keseceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şuradan başlayacağım. Şu şekilde küçük küçük yaprak formu vereceğim arkadaşlar. Tüm keçenin hepsine yapacağım bunu. Şu şekilde. Biraz küçük bir makas gerekiyor bunun için. Büyük makasla biraz zorlanabilirsiniz. Zaten bütün bir parça. Yine hiç makasımızı kaldırmadan kesebileceğimiz bir kısım. Rengarenk istediğiniz renklerde keçe kullanarak yapabileceğiniz ve her türlü aksesuarınızı hareketlendirmekte kullanabileceğiniz çok şık bir gül yapımı. Ben şöyle birazını göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde kesiyorum. Bu başlangıçta ilk kestiğimiz kısım arkadaşlar. Burayı da bu şekilde çıkarmış olacağız. Keselim. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi devam ediyorum. Hepsini bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Orta kısmına kadar kestim.
şu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle hemen ilk halini çevireceğim. Görüntümüz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi iğne ve ipe ihtiyacımız var. Katmerli gülümüzü toparlamak için orta kısımdan başlayacağım. Şu şekilde kıvıra kıvıra dikeceğim arkadaşlar. Aslında dikmeden şöyle bir göstermek istiyorum kabaca. Yapmamız gereken işlem yine şöyle bırakıp şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Eğer ki yıkanmayacak bir ürün üzerinde kullanacaksanız, mesela bir toka üzerinde kullanacaksanız bu çiçeğin yapımını, katmerli gülün yapımını, bunu sıcak silikonla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben dikmeyi tercih ettim. Belki bir örgü üzerinde kullanırım. Şu anda herhangi bir şey için kullanmayacağım. Yine kenarda duracak benim dediğim gibi. O yüzden dikerek yapacağım ben. Bu şekilde toparlayıp yapıştırabilirsiniz arka kısımdan. Ya da yine bu şekilde toparlayıp arka kısımdan şu şekilde önce bir düzelteceğim. Tüm uçları görebileceğim şekilde. Daha sonra buralardan tutturarak dikeceğim arkadaşlar. Özellikle beyaz ip kullandım, diktiğim yerleri görün diye. Şimdi ince ince dikeceğim bunu. Şöyle her kattan geçecek şekilde. Dediğim gibi böyle ince ince dikip gül formunu vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir gülümüz olacak. Şimdi ben videoyu fazla uzatmamak adına bunu videoyu kapatıp dikeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bitmiş halinde sizinle paylaşacağım yine. Dikip tamamladıktan sonraki halimiz budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katmerli gül yapımı bu şekilde. Dediğim gibi eğer daha iri bir çiçek, daha iri bir katmerli gül isterseniz araları daha geniş keserek, biraz daha büyük bir yuvarlak kullanarak yapabileceğiniz çok kolay, çok basit bir süsleme modeli oldu. Keçe kullanarak yaptık arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak yayınlanan videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuzun yorumlar kısmında her zaman olduğu gibi her türlü soru, görüş ve önerileriniz için sizleri bekliyor olacağız arkadaşlar. Sevgiyle kalın.